Avda Trajedi Yazan Anton Çehov Çeviren Kayhan Yükseler Seslendiren Nimet Olcar 6. Bölüm Tenevo'dan çıkınca sabah geldiğim yoldan yürüdüm. Güneş öyle olduğunu gösteriyordu. Köylülerin talikaları, toprak sahiplerinin biricikaları... Yine sabah olduğu gibi gıcırtıları ve çıngıraklarının metalik gümbürtüsüyle kulaklarımı okşuyordu. Bahçıvan Franz yine vodka fıçısı yüklü arabasıyla geçti. Fıçı bu kez büyük olasılıkla doluydu. Bana yine ters ters bakarak elini şapkasının siperliğine götürdü. İğrenç yüzü midemi bulandırmıştı ama bu kez ormancının kızı Olenka'nın ağır arabasıyla peşimden gelmesiyle bahçıvanla karşılaşmamın yarattığı ağır izlenimden eser kalmadı. Beni arabaya alın diye seslendim. Neşeyle başını sallayıp arabayı durdurdu. Yanına oturdum. Araba Tenevo Ormanı'nın 3 kilometrelik kayranında parlak bir şerit gibi uzanan yolda sarsılarak ilerlemeye başladı. Bir iki dakika birbirimize sessizce baktık. Gerçekten de çok güzel diye içimden geçirdim boynuna ve dolgun çenesine bakarak. Bana ikisinden birini seçmemi yani Nadinka ile onun arasında seçim yapmamı önerseler bu kızın üzerinde dururdum. Bu daha doğal, daha diri, daha geniş, daha pervasız. İyi ellere geçse ondan çok şey yaratabilir. Diğeri ise asık suratlı, kuruntulu, zeki. Olinka'nın eteğinin dibinde iki parça keten bezi ve birkaç paket vardı. Ne kadar çok almışsınız dedim. Bu kadar keteni ne yapacaksınız? Şimdilik bu kadarına ihtiyacım yok diye yanıtladı Olenka. Arada diğerleriyle birlikte aldım işte. Ne kadar çok işim olduğunu hayal bile edemezsiniz. Bugün tam bir saat panayırda dolaştım. Yarın alışveriş için kasabaya gitmem gerekecek. Sonra da buyurun dikişe. Bakar mısınız? Bana dikiş dikebilecek kadın tanıyor musunuz? Hayır sanmıyorum. Peki neden bu kadar çok satın aldınız? Bu kadar dikiş neden? Sonuçta aileniz kalabalık değil. Sayıları bir elin parmağını geçmez. Siz erkekler çok tuhafsınız. Hiçbir şeyden de anlamazsınız. Bakın, nikahtan sonra karınız karşınıza pasaklı bir şekilde çıkarsa bu duruma elbette çok sinirlenirsiniz. Piotr Yegor için buna ihtiyacı olmadığını biliyorum. Ama bir şekilde kendinizi ilk günden iyi bir ev sahibisi olarak göstermemek beceriksizlik olur.'' Piotr için bununla ne ilgisi var? Hmm, hiç bilmiyormuş gibi bir de gülüyor, dedi Olenka hafifçe kızararak. Siz küçük hanım bilmece gibi konuşuyorsunuz. Gerçekten de duymadınız mı? Piotr Yegoriç'le evleniyorum. Evlenmek mi dedim. Şaşkınlıktan gözlerim neredeyse yuvalarından fırlayacaktı. Hangi Piotr Yegoriç'le? Of tanrım, Urbenin'le kızarmasına, gülümseyen yüzüne baktım. Evleniyorsunuz. Urbeninle evleniyorsunuz öyle mi? Ne şakacısınız ama. Asla şaka değil. Hatta neden şaka olduğunu düşündüğünüzü anlamıyorum. Demek evleniyorsunuz. Urbeninle dedim nedenini bilmediğim kırık bir sesle. Bu bir şaka değilse o zaman ne? Ne şakası? Burada neyin sıra dışı ve tuhaf olduğunu anlamıyorum bile dedi Olenka suratını asarak. Bir dakika boyunca tam bir sessizlik oldu. Bu güzel kıza ve genç neredeyse çocuksu yüzüne baktım ve böyle korkunç bir şaka yapmasına şaşırdım. Hemen kırmızı yüzü, kepçe kulakları ve dokunuşuyla yaşamaya yeni başlamış genç bir kadının narin bedenini hırpalayabilecek kaba elleriyle göbekli, yaşlı urbenini canlandırdım gözlerimde. Böyle bir görüntü şimşek çaktığında, gök öfkeyle gürlediğinde, gökyüzündeki şiirselliği görebilen bu güzel orman perisini ürkütmez mi? Aslında ben ürktüm. Doğrusu biraz yaşlı diye içini çekti Olenka. Ama beni gerçekten seviyor. Sevgisi güvenilir. Mesele güvenilir aşkta değil, mutlulukta. Onun da mutlu olacağım. Durumu iyi Tanrı'ya şükür. Yoksul değil, Sefil değil bir beyefendi. Ona elbette aşık değilim. Ancak aşk evliliği yapanlar mutlu mu? Bu aşk evliliklerini iyi bilirim ben. Yavrum dedim ışıltılı gözlerine dehşet içinde bakarak. Şu küçük zavallı kafanızı bu korkunç dünya bilgeliğiyle doldurmayı ne zaman başardınız? Bunları bana şakadan söylediniz diyelim. İyi de bu kadar eski moda kaba şakalar yapmayı nerede öğrendiniz? Nerede? Ne zaman? Olenka bana şaşkınlıkla bakıp omuzlarını silkti. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum dedi. Genç bir kızın yaşlı bir adamla evlenmesi hoşunuza mı gitmiyor? Bu mu olay? Olenka'nın yüzü birden kıpkırmızı oldu. Çenesini sinirle oynatmaya başladı ve yanıtımı beklemeden aceleyle konuştu. Bundan hoşlanmadınız mı? Öyleyse lütfen bozdoğanlardan ve divane babamdan başka kimselerin olmadığı ormana bu donuk yere gidin ve genç bir güveye gelene kadar orada bekleyin bakalım. Geçen akşam hoşunuza gitti ama bir de kışın nasıl olduğunu görseniz ölümün bir an evvel gelmesini dilerdiniz. Ah, bütün bunlar çok saçma, Olenka. Bunlar akılsızca ve aptalca şaka yapmıyorsanız o zaman ne diyeceğimi bilemiyorum. En iyisi çenenizi kapatmanız ve şu temiz havayı dilinizle kirletmemeniz. Sizin yerinizde olsaydım kendimi asardım. Siz tutmuş keten satın alıyor, gülümsüyorsunuz. Ah, ah! Hiç değilse kendi imkanlarıyla babamı tedavi ettirecek diye fısıldadı. Babanın tedavisi için ne kadar paraya ihtiyacın var diye bağırdım. Benden al. Yüz mü? İki yüz mü? Bin mi? Yalan söylüyorsun Olenka. İhtiyacın olan babanın tedavisi değil. Olenka'dan aldığım haberler beni öyle heyecanlandırmıştı ki arabanın köyümün önünden geçtiğini ve kontun avlusuna girip kahyanın verandasının önünde durduğunu fark etmemiştim bile. Kaçışan çocukları ve Olenka'yı indirmek için ona doğru koşan Urbeni'nin gülümseyen yüzünü görünce arabadan atladım ve Allah'a ısmarladık demeden koşar adımlarla kontun evine gittim. Burada beni yeni bir haber bekliyordu. Tam zamanında geldin dostum. Tam zamanında diye beni karşıladı Kont uzun diken gibi bıyıklarıyla yanağımı tırmalayarak. Daha uygun bir zaman seçemezdin. Öğle yemeğine yeni oturduk. Kuşkusuz tanışıyorsunuz. Sanırım adliyede defalarca karşı karşıya gelmişsinizdir. Ha ha ha. Kont iki eliyle yumuşak sandalyelerde oturmuş soğuk dil yiyen iki erkeği gösterdi. Birinin sulh hakimi Kalin'in olması beni rahatsız etmişti. Diğerinde oturan ufak tefek, kır saçlı, tepesi kel, yaşlı adamsa ilçe teşkilatının daimi üyesi ve zengin bir toprak sahibi olan en iyi dostu baba evdi. Selam verirken Kalinin'e şaşkınlıkla baktım. Kont'tan ne kadar nefret ettiğini, şimdi evinde bezelyeli dilleri iştahla gövdesine indirdiği, on yıllık likörünü içtiği Kont hakkında ne söylentiler yaydığını biliyordum. Dürüst bir adam bu ziyareti nasıl açıklayabilir?' hakim bakışımı yakaladı. Büyük olasılıkla durumu anladı. Bugünü ziyaretlere ayırdım dedi. Bütün ilçeyi şöyle bir dolaşacağım. Gördüğünüz gibi ekselanslarına uğradım. İlya dördüncü servisi açtı. Oturdum, bir bardak vodka içtikten sonra yemeye başladım. İyi değil ekselansları, İyi değil dedi Kalin'in gelişimle kesintiye uğrayan konuşmasını sürdürerek. Biz küçük insanlar için günah değil ama siz soylu, zengin, parlak bir insan için bir şeyleri savsaklamak günahtır. Bunun günah olduğu doğru dedi babayev. Mesele nedir diye sordum. Nikolay Ignatiç bana iyi bir fikir verdi dedi kontbaşı ile hakimi işaret ederek. Bana geldi. Yemeğe oturduk. Ona canımın sıkıldığından dert yandım. ''Evet, bana can sıkıntısından dert yandı.'' diye kontun sözünü kesti Ali'nin. Can sıkıntısı, üzüntü, şuradan buradan tek kelime ile hayal kırıklığı. Bir tür onegin. Kendiniz suçlusunuz ekselansları dedim. Nedenmiş o dedi. Çok basit dedim. Can sıkıntısından kurtulmak için çalışmalısınız. Örneğin çiftçilikle uğraşmalısınız. Çiftçilik mükemmel, harika bir iş. Çiftçilikle uğraşmaya niyetli olduğunu yine de sıkıldığını söyledi. Deyim yerinde ise eğlendirici, Heyecan verici ögelerden yoksunmuş çiftçilik. Şey yokmuş, nasıl demeli, e, güçlü duygular. Peki ona nasıl bir fikir verdiniz? Doğrusunu söylemek gerekirse fikir falan vermedim. Ekselanslarını sadece kınamaya cüret ettim. Ekselansları dedim. Sizin gibi genç, eğitimli, parlak bir insan böyle kapalı bir hayat sürebilir mi? Günah değil mi bu? Hiçbir yere çıkmıyorsunuz kimseleri kabul etmiyorsunuz. Yaşlı bir adam, hatta bir münzevi gibisiniz. Evinizde günlük, haftalık kabul günleri düzenlemek, toplantılar yapmak neye mal olur ki? Ona neden bu kabul günlerini salık verdiniz diye sordum. Neden mi? Birincisi, ekselansları evinde akşam partisi verdiğinde toplumla yakından tanışacak. Bir bakıma olan biteni öğrenecek. İkincisi, Toplumun en zengin toprak sahiplerimizden birini yakından tanıma onuruna erişecek. Bir anlamda karşılıklı konuşmaların, fikir alışverişlerinin yapıldığı eğlenceli bir ortam. Ne kadar çok eğitimli, küçük hanımefendimiz, delikanlımız olduğunu düşünsenize. Ne harika müzik akşamları, danslar, piknikler düzenlenir düşünün bir. Kocaman salonlar, bahçede bir sürü çardak vesaire. İlde kimsenin düşünde bile göremeyeceği amatör temsiller, konserler verilebilir. Vay canına. Bir düşünsenize. Şimdi bütün bunlar neredeyse yok yere kayboluyor. Toprağa gömülü durumda. Ama sonra sadece ne yapacağınızı bilmek gerekiyor. Ekselanslarının imkanları bende olsaydı nasıl yaşamam gerektiğini gösterirdim. Bir de hayatın sıkıcı olduğunu söylüyor. Vay canına. Dinlemek bile gülünç. Söylemeye utanıyorum. Kalinin gerçekten utandığını göstermek istermiş gibi kirpiklerini kırpıştırdı. Bu kesinlikle doğru dedi Kont oturduğu yerden kalkıp ellerini cebine sokarak. Muhteşem akşam partileri verebilirim. Konserler, amatör tiyatrolar. Hepsi gerçekten cazip bir şekilde düzenlenebilir. Ayrıca bu akşamlar sadece toplumu eğlendirmekle kalmayacak. Aynı zamanda eğitimsel bir işlevi de olacak. Öyle değil mi? Tabii ya diye onayladım. Bizim küçük hanımefendiler senin bıyıklı yüzüne bakar bakmaz medeniyet ruhuyla dolup taşacaklar. Bana takılmasan olmaz Seryoja'' dedi kont alınarak. Bana hiç dostça bir tavsiyede bulunmazsın. Hayat senin için eğlenceden ibaret. Ama artık öğrenci hayatından kalma bu alışkanlıkları bırakmanın zamanı geldi. Kont odayı baştan başa arşınlamaya ve akşam toplantılarının insanlığa sağlayacağı faydayı uzun sıkıcı varsayımlarla bana anlatmaya başladı. Müzik, edebiyat, tiyatro, binicilik, avcılık... Sadece al av bile ilçenin tüm seçkinlerini bir araya toplayabilir. Kont kahvaltıdan sonra Kalinin'le vedalaşırken bu konuyu sizinle tekrar görüşelim dedi. Öyleyse ekselansları dedi Yargıç. İlçemiz bu konuda bir şeyler yapacağınızı umabilir mi? Elbette, elbette. Bu düşünceyi geliştireceğim. Çaba göstereceğim. Memnunum. Hatta çok. Bunu herkese söyle. Yargıç arabasına binip hadi gidelim dediğinde yüzüne yayılan mutluluk görmeye değerdi. O kadar mutluydu ki aramızdaki anlaşmazlığı unutup vedalaşırken bana kuzum diye hitap etti ve elimi kuvvetlice sıktı. Ziyaretçiler ayrıldıktan sonra kontlamasaya oturduk ve yemeğe devam ettik. Masamızdan servis tabaklarının kaldırıldığı akşam saat 7'ye kadar sürdü yemeğimiz. Genç içkiciler uzun araları nasıl geçireceklerini iyi bilirler. Sürekli içip iştahımızı koruyacak küçük lokmalar halinde yedik. Zira yemeği tamamen bıraksaydık iştahımız kesilirdi. Birden sabah Tenevo postanesinde gördüğüm yüz rublelik banknotları hatırladım. Bugün birilerine para gönderdin mi diye sordum konta. Hiç kimseye Lütfen söyle bana senin adı neydi? Şu yeni arkadaşın Kazimir Kayetanıç yahut Kayetan Kazimiroviç zengin bir adam mıdır? Hayır Seryoja çulsuzun biri ama ne temiz bir ruhu ve kalbi var. Yalnız onu boş yere aşağılıyor ona saldırıyorsun. İnsanları ayırt etmeyi öğrenmelisin dostum. Bir kadeh daha içelim mi? Pişevski akşam yemeği için geri döndü. Beni masada oturmuş içerken görünce yüzü asıldı ve masamızın etrafında bir süre dolaştıktan sonra selameti odasına çekilmekte buldu. Başının ağrıdığını bahane ederek akşam yemeğini reddetti. Ancak Kont yatak odasında yatağında yemek yemesini tavsiye edince buna hiçbir itirazda bulunmadı. İkinci yemek sırasında içeriye Urben'in girdi. Onu tanımakta zorlandım. Geniş kırmızı yüzü keyifle parlıyordu. Mutlu gülümsemesi kepçe kulaklarına ve sık sık şık kravatını düzelttiği kalın parmaklarına bile bulaşmış gibi görünüyordu. Bir ineğimiz hastalandı ekselansları dedi. Veterinerimize adam yolladım ama yerinde yokmuş. Kasaba veterinerine yollasak olmaz mı ekselansları? Ben gönderirsem beni dikkate almayıp gelmez ama siz yazarsanız o zaman başka. Belki de ineğin bir şeyi yoktur ama başka bir şey de olabilir. Tamam yazacağım diye mırıldandı kont. Seni kutlarım Piyot Yegoriç dedim. Ayağa kalkıp elimi uzattım. Neden efendim diye alçak sesle sordu. Öyle ya evleniyorsun. Evet evet düşünebiliyor musun evleniyor dedi Kont kıpkırmızı kesilmiş urbenine göz kırparak. Ne diyorsun bu işe? Ha <laughs> ha Hep sessiz kaldı sonra birden al sana. Kiminle evlendiğini biliyor musun? O akşam seninle tahmin etmiştik. Evet Piyot Yegoriç. Yine o akşam senin uçarı kalbinde hiç uygun olmayan şeylerin vuku bu bulduğuna karar vermiştik. Sergei Petrovic sana ve Olenka'ya bakıp dedi ki ''Ya bu çocuk aşık. <laughs> Bizimle yemeğe otur Piotr Yegorich.'' Urbe'nin dikkatli ve saygılı bir şekilde oturduğu gözleriyle İlya'ya çorba getirmesini işaret etti. Ona bir kadeh vodka koydum. ''İçmiyorum efendim.'' dedi. Hadi canım, bizden daha iyi içiyorsun. İçiyordum efendim ama artık pek içmiyorum diye gülümsedi Kahya. Şimdi içemem, gerek yok. Tanrı'ya şükür her şey yolunda gitti ve kalbime göre oldu. Beklediğimden bile fazla. Hadi hiç değilse bu mutluluğun şerefine için dedim ona şeri koyarak. Peki neden olmasın? Gerçekten çok içerdim eskiden. Şimdi ekselanslarının karşısında itiraf edebilirim. Sabahtan gece yarılarına kadar içerdim. Sabah kalkar kalkmaz aklıma hep aynı şey düşerdi. Elbette doğal olarak dolabın önünde bulurdum kendimi. Şimdi Tanrı'ya şükür vodkada boğulmamı gerektirecek bir durum yok. Urbe'nin bir bardak şeriyi içti. Bir daha doldurdum. Bunu da içti ve farkına varmadan sarhoş oldu. Buna inanamıyorum dedi mutlu çocuksu bir kahkahayla gülerek. Burada şu yüzeye bakıyorum kabul ederken söylediği sözleri hatırlıyorum ve inanamıyorum. Hatta gülünç geliyor. Evet, şu yaşımla ve fiziğimle bu değerli kızın yetim çocuklarımın annesi olmaktan yüksünmeyeceğini nasıl bekleyebilirdim? Gerçekten güzel bir kız. Gördüğünüz gibi ete kemiğe bürünmüş bir melek. Tek kelimeyle mucize. Bana yine içki mi koydunuz? Peki bu son olsun. Kederden içiyordum, şimdi de mutluluğa içeceğim. Ne acılar çektim beyler, ne dertlere katlandım. Onu bir yıl önce görmüştüm inanır mısınız? O zamandan beri ne huzurla uyuduğum bir gecem ne de içki içmediğim günüm oldu. Ne de budalalığım yüzünden ahmakça zayıflığıma lanet etmediğim bir gün. Ona pencereden bakar hayran kalırdım ve tutup saçlarımı yolardım. Bu arada kendimi asabilirdim de. Ama Tanrı'ya şükür göze alamadım. Teklif ettim bilirsiniz. Gerçekten de heyecandan ölebilirdim. <laughs> Kulaklarıma inanamıyordum. Kabul ediyorum dedi ama bana defol cehennemin dibine seni lanet muruk der gibi gelmişti. Ama beni sonra gerçekten öptüğünde inanmıştım. Ellili kurbenin romantik Olenka'nın bu ilk öpücüğünü anarken gözlerini bir çocuk gibi kapadığı, kızardığı yüzü kıpkırmızı oldu. Bu tablo gözüme iğrenç göründü. Beyler dedi bize mutlu ve nazik gözlerle bakarak. Neden evlenmiyorsunuz? Neden hayatınızı boş yere harcıyor, pencereden dışarı atıyorsunuz? Neden yeryüzündeki tüm canlı varlıkların en lütufkarı olanlara bu kadar yabancısınız? Sonuçta sefatim verdiği hazlar huzurlu bir aile yaşamının sunduklarının yüzde birini sağlamaz. Gençler, ekselansları ve siz, Sergey Petrovich, şimdi mutluyum ve. Tanrı ikinizi ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Aptalca tavsiyelerim için beni bağışlayınız ama gerçek şu ki mutlu olmanızı istiyorum. Neden evlenmiyorsunuz? Aile hayatı bir mutluluktur. Bu herkesin görevidir. Genç bir kızla evlenecek olan ve sefih hayatımızı mutlu bir aile için değiştirmemizi öğütleyen yaşlı bir adamın mutlu ve dokunaklı tavrı benim için dayanılmaz hale almıştı. Evet dedim. Aile hayatı bir görevdir. Sana katılıyorum. Demek ki bu görevi ikinci kez yerine getireceksin öyle mi? Evet ikinci kez. Genellikle aile hayatını severim. Benim için bekar yahut dul olmak yarım bir hayat sürmektir. Ne derseniz diyeyim beyler. Evlilik harika bir şey. Ya elbette. Kocanın yaşı karısından neredeyse üç kat büyük olsa bile mi? Urbeni'nin yüzü pancar gibi oldu. Ağzına bir kaşık çorba götüren eli titredi, çorba tabağa döküldü. Ne demek istediğinizi anlıyorum Sergey Petrovich diye mırıldandı. Açık sözlülüğünüz için size teşekkür ederim. Bunun acımasızca olup olmadığını kendi kendime soruyorum, bana acı veriyor. Ancak yaşlılığımı, ucubeliğimi ve her şeyi unutmuşken, kendimi her dakika mutlu hissederken burada kendimi neden sorgulayayım ve farklı çözümler arayayım? Homo sum Sergei Petrovic. Yaş farkı sorusu bir saniyeliğine aklıma düştüğünde yanıtlamak için kendimi zorlamıyor, elimden geldiğince kendimi yatıştırıyorum. Olga'ya mutluluk verdiğimi hissediyorum. Ona bir baba, çocuklarıma da bir anne verdiğimi düşünüyorum. Gel gelelim bütün bunlar bir roman gibi ve başım dönüyor. Bana bu kadar şeriyi gereksiz yere içirdiniz. Urbe'nin ayağa kalktı, yüzünü peçeteyle sildi ve tekrar oturdu. Bir dakika sonra bir kadeh şeriyi bir dikişte içti, merhamet diler gibi dokunaklı gözlerle uzun uzun bana baktı, sonra omuzları sarsılmaya başladı ve birden bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Önemli değil efendim, önemli değil diye mırıldandı hıçkırıklarını zapt etmeye çalışarak. Endişelenmeyin. Sizin sözlerinizden sonra kötü bir önsezi sıkıştırdı kalbimi. Ama bu önemli bir şey değil efendim. Urbeni'nin ön sezisi gerçekleşti. Öyle çabuk gerçekleşti ki kalemimi değiştirmeye ve yeni bir sayfa açmaya bile zaman bulamadım. Bir sonraki bölümden itibaren sakin Esim Perim'in yüzündeki dinginlik ifadesi yerini öfke ve kedere bırakıyor. Ön söz bitti, trajedi başlıyor. Bir insanın suç işleme isteği tüm şiddetiyle sahne alıyor. Güzel bir pazar sabahı olduğunu anımsıyorum. Kontun Kilisesi'nin pencerelerinden duru mavi gökyüzü görünüyordu. Boyalı kubbeden döşemeye kadar tüm kiliseye tütsü bulutlarının içinde neşeyle oynadığı donuk bir ışık sızıyordu. Açık pencerelerden ve kapılardan kırlangıçların ve sığırcıkların cıvıltıları geliyordu. Belli ki gözü pek olan bir küçük serçe kapıdan içeri dalıp cıvıldayarak başımızın üstünde dolandı durdu ve donuk ışığa birkaç kez dalış yaptıktan sonra pencereden uçup gitti kilisede de şarkılar söyleniyordu. Şarkılar dudaklardan ahenkle dökülüyor, korodakiler gözlerin sürekli üzerlerine çevrildiğini gördüklerinde kendilerini anın kahramanları olarak hisseden Ukraynalı şarkıcılara özgü bir duygu ve coşkuyla söylüyorlardı. Gitgide neşelenen coşan melodiler, duvarlarda ve dinleyicilerin giysilerinde kırpışan güneş ışınlarının parlak yansımaları gibiydi. Oynak düğün melodisine rağmen bu işlenmemiş ama yumuşak ve canlı tenor seste sert hüzünlü akortlar yakalıyordu kulağım. Sanki şarkıcı, ayı görünümlü, kocamış şişko urbeninin güzel romantik olenkayla yan yana durmasına üzülmüştü. Bu uyumsuz çifte üzülerek bakan tek kişi ben değildim. Ne kadar neşeli ve kayıtsız görünmeye çalışsalar da görüş alanımı dolduran yüzlerce yüzdeki hüznü bir aptal bile ayırt edebilirdi. Yeni takım elbisemi giymiştim. Olenka'nın arkasında duruyor, başının üstünde tacını tutuyordum. Betim benzim atmıştı. Kendimi çok kötü hissediyordum. O malum içki aleminden ve göl gezintisinden başım hala çatlayacakmış gibi ağrıyordu. Şimdi ikide bir tacı tutan elimin titreyip titremediğine bakıyordum. Kendimi yağmurlu bir sonbahar gecesi ormandaymış gibi çok kötü hissediyordum. Tüylerim ürperiyordu. Çok üzgün, berbat, zavallı bir haldeydim. İçim vicdan azabına benzer duygularla kana alıyordu. Orada derinlerde, kalbimin ta derinliklerinde küçük bir şeytan kurulmuş, Olenka'nın Hödük Urbenin'le evlenmesinin günah olduğunu, bu günahta benim de payım bulunduğunu inatla ve ısrarla kulağıma fısıldayıp duruyordu. Bu düşünceler nereden geliyordu? Bu aptal genç kızı bu büyük hatanın içerdiği akıl almaz risklere karşı uyarmak konusunda elimden ne gelirdi ki? Kim bilir diye fısıldadı küçük şeytan. Bunu senden iyi kim bilebilir? Hayatım boyunca uyumsuz çok evlilik gördüm. Bu kirevin tablosunun önünde defalarca durdum. Karı koca arasında uyuşmazlığı konu edinen pek çok roman okudum. Sonunda uyumsuz evlilikleri tartışmasız biçimde cezalandıran fizyoloji bilimini öğrendim. Ancak hayatımda hiçbir zaman Şimdi Olenka'nın arkasında durup sadıçlık görevinden kurtulamamının getirdiği kadar kötü hissetmedim kendimi. Peki beni rahatsız eden şey acıma duygusuysa eğer, neden daha önce katıldığım başka düğünlerde bu acıma duygusunu hissetmemiştim? Bu acıma değil dedi küçük şeytan fısıltıyla. Kıskançlık. Ama birini sadece sevdiğimizde kıskanabiliriz. Ben kırmızılı kızı seviyor muyum ki? Şu dünyada yaşarken tanıştığım bütün kızları sevseydim buna kalbim dayanamazdı. Üstelik tadını bile çıkaramazdım. Dostum Kont Karneyev kilise kapısının hemen yanındaki kilise dolabının arkasında durmuş mum satıyordu. Saçlarını iyice yağlayıp düzleştirmişti. Sersemletici, boğucu bir parfüm kokusu saçıyordu etrafa. O gün o kadar sevimli görünüyordu ki selamlaşırken kendimi tutamayıp şöyle dedim. ''Aleksey, Bugün tam bir kadril dansçısı gibi görünüyorsun. Geleni gideni tatlı gülümsemelerle karşılayıp uğurluyordu. Ondan mum satın alan her kadını büyük komplimanlarla ödüllendirdiğini duyuyordum. O oh, hayatı boyunca eline bakır para almamış, onu nasıl kullanacağını bilmeyen şımarık çocuk üç kapikleri, beş kapikleri yere düşürüyordu. Yanında dolaba yaslanmış, boynunda Stanislav nişanıyla görkemli kalinin duruyordu. Yüzü ışıl ışıl parlıyordu kabul günleri fikrinin verimli bir toprağa düşerek meyve vermeye başlamasından mutlu. Kalbinin derinliklerinde Urbenine binlerce teşekkür yağdırıyordu. Evliliği ne kadar saçma olursa olsun düğünü ilk kabul günü için bahane olmuştu. Şöhret düşkünü Olenka mutlu olmalıydı. İlçemizin çiçek bahçesinin temsilcileri olan kadınlar nikahın kıyıldığı kürsüden mihrabın kapılarına kadar iki sıra halinde dizilmiş. Konuklar sanki kontun düğününe gelmiş gibi en şık kıyafetlerini giymişler. Kadınların çoğu soylu sınıfındandı. Ne bir rahibin karısı var aralarında, ne de bir tüccarın karısı. Olenka'nın daha önce selam vermeye hakkı olmadığı kadınlar bile var aralarında. Olenka'nın evleneceği adam bir kahya ama ayrıcalıklı bir hizmetkardı. Dolayısıyla Olenka'nın gösteriş budalalığına zarar veremezdi kocası olacak adam bir soyluydu ve komşu ilçede ipotekli bir mülkü vardı. Babası komşu ilçenin başkomiseriydi ve 9 yıldan beri de burada sulh hakimi görevini sürdürüyordu. Soyluluk unvanı doğuştan gelmeyen birinin kızı olan hırslı gelin daha ne istesindi? Nikah şahidinin ilin bon ve don juan olarak nam salması bile onun için gurur kaynağıydı. Kadınlar gözlerini adamdan alamıyordu. 40 bin nikah şahidi bir vücutta bir araya gelse ancak bu kadar etkili olabilirdi. Ve daha da önemlisi aristokratların bile nikah şahitliğini yapmayı reddetmiş bu adam onun bu önemsiz küçük kızın nikah şahidi olmayı reddetmemişti. Ama kendini beğenmiş Olenka mutlu değildi. Geçenlerde Teneopan ayırından satın aldığı ketenler kadar soluktu. Mumu tutan eli ve çenesi arada bir titriyordu. Gözlerinde büyük bir şaşkınlık ifadesi vardı. Ansızın bir şeye şaşırmış veya korkmuş gibiydi. Daha dün bahçede koşturup salonda kullanacakları duvar kağıtlarını, konuklarını hangi günlerde davet edeceklerini büyük bir coşkuyla anlatırken gözlerinde parlayan o sevinçli ışık sönüp gitmişti. Yüzü şimdi gereğinden fazla ciddiydi. Urbeni'nin üzerinde yeni bir takım elbise vardı uygun bir şekilde giyinmişti. Ancak saçlarını 1812'deki Rus Ortodoksların tarzında taramıştı. Her zamanki gibi yüzü kırmızı ve ciddiydi. Gözleriyle dua ediyor, her Tanrım bize merhamet et nidasında mekanikliğe kaçmadan içtenlikle hat çıkarıyordu. Arkamda Urbeni'nin ilk evliliğinden çocukları vardı. Biri liseye giden Grisha, diğeri saçları sapsarı olan küçük kızı Sasha. Babalarının kırmızı ensesine ve kepçe kulaklarına bakıyorlardı ve yüzleri soru soran bir ifadeye bürünmüştü. Çocuklar Olya teyzenin neden babalarına verildiğini ve neden onu alıp evlerine götüreceğini anlamıyorlardı. Saşa sadece şaşkındı. 14 yaşındaki Grisha ise kaşlarını çatmış hoşnutsuzlukla ona bakıyordu. Babası ondan evlenmek için izin istemiş olsa büyük olasılıkla kabul etmezdi. Düğün ayini büyük bir ciddiyetle yerine getiriliyordu. Ayini üç papaz ve iki diyakoz yönetiyordu. Ayin uzun sürmüştü. O kadar uzun sürmüştü ki ellerim tacı tutamayacak duruma gelmişti. Genelde taç giydirme törenini seyretmeye meraklı hanımlar çifte bakmayı bırakıyorlardı. Baş rahip duaları ölçülü bir tonlamayla ve hiç atlamadan okuyordu. Koro uzun bir ilahi söylüyor, Diakos kendi oktavından övünme fırsatı bularak havarileri eşsiz biçimde çeke çeke okuyordu. Ama sonunda baş rahip tacı elimden aldı. Yeni evlileri öptü. Konuklar dalgalandı. Düzgün sıralar dağıldı. Kutlama, öpücük ve ahvah sesleri kiliseyi doldurdu. Baştan aşağıya ışıyan ve gülümseyen Urbe'nin genç gelinin koluna girdi. Böylece hepimiz dışarı çıktık. Kilisede benimle birlikte olanlardan biri bu anlatımın eksik olduğunu ve pek de doğruları içermediğini söylerse, bu yanlışlıkları baş ağrısına, gözlemde bulunmama ve dikkatimi yönlendirmeme engel olan daha önce dile getirdiğim zihinsel ruh durumuma yorsun. O zaman bir roman yazmam gerekeceğini bilseydim, kuşkusuz o sabah yaptığım gibi yere bakmaz, baş ağrıma bu kadar takılmazdım. Kader kimi kendine acılı, zehirli espriler yapma olanağı sağlar evli çift kiliseden çıktıktan az sonra istenmeyen ve beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Düğün alayı güneşte yüzlerce alacalı bulacalı renk alarak kiliseden kontun evine doğru ilerliyordu. Olinka birden bir adım geriledi, durdu ve kocasının dirseğini sarsacak derecede çekti. ''Onu salmışlar'' dedi yüksek sesle. Korkuyla dolu gözlerini bana çevirmişti. ''Zavallı kız.'' Çılgın babası, orman bekçisi Squartsov gezi yolundan düğün alayına doğru koşuyordu. Elini kolunu sallayarak, tökezleyerek ve deli gibi gözlerini ona dikmiş bakarken hayli tatsız bir görüntü sergiliyordu. Belki de bütün bunların nedeni kızının düğün elbisesinin ihtişamına uymayan eski püskü pamuk kaftanı ve ev terlikleriydi. Bunlar olmasaydı bu kadar dikkat çekmezdi. Yüzü uykuluydu, saçları rüzgarda dalgalanıyordu gece mintanının önü açıktı. Olenka diye mırıldandı yanlarına geldiğinde. Bizi neden terk ettin? Olenka kızardı ve yan gözle gülümseyen kadınlara baktı. Zavallı kız utancından kıpkırmızı olmuştu. Mitka kapıları kilitlemedi diye devam etti ormancı bize dönerek. Hırsızlar eve girmekte zorlanmaz. Geçen yıl mutfaktan semaveri çaldılar. Şimdi de soyulmamızı istiyor.'' Onu kimin serbest bıraktığını bilmiyorum dedi alçak sesle Urbe'nin bana dönerek. Odada kapalı tutulmasını emretmiştim. Sergey Petrovich, kuzum bize bir iyilikte bulunun da bir şekilde bu tatsız durumdan bizi kurtarın. Bir şekilde. Sizin semaveri kimin çaldığını biliyorum dedim ormancıya. Gel sana göstereyim. Beline sarılıp Skvorsov'u kiliseye götürdüm. Aldıya soktum onunla konuşmaya başladım. Yaptığım hesaplamaya göre düğün alayı eve ulaştığında çalınan semaverlerinin nerede olduğunu göstermeden onu orada bırakıp ayrıldım. Bu çılgın adamla karşılaşma ne kadar beklenmedik ve sıradışı olursa olsun kısa sürede halkın belleğinden unutulup gitti. Ancak Kadir'in yeni evlilere sunduğu sürpriz daha da tuhaftı.